Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün hareketli dakikalar yaşandı. Bir süredir Mayıs seçimlerinde yaşanan kaybetme psikolojisi itibariyle parti içi tartışmalar nirengi noktaya yükselmişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu karşısında CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile CHP'nin eski parti meclisi üyesi Örsan Öymann'ın adaylıklarını ilan ettikleri, genel başkan yarışına dahil oldukları tabloda bugün CHP Parti Meclisi toplantısı yapıldı. CHP Parti Meclisi toplantısı şu dakikalarda devam ediyor ama parti meclisinin en önemli gündem maddelerinden biri olan kurultay tarihi kesinleştirildi ve buna göre CHP'nin 38. olağan parti kurultayı 4-5 Kasım tarihlerinde hafta sonu Ankara'da gerçekleşecek. O tarihlere kadar ilk kongreleri devam edecek. En önemli kongrelerden biri de kuşkusuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanı'nı belirleyecek olan İstanbul İl Kongresi. İstanbul İl Kongresi aynı zamanda CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yürüten Ekrem İmamoğlu'nun kendi ekibini kazandırıp kazandırmama ya da genel merkezin kendi ekibini kazandırıp kazandırmama noktasındaki tartışmalara bir anlamda son verecek olan da kongre. İstanbul'un kim tarafından, hangi ekip tarafından kazanılacağı önemli. Çünkü İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler büyük oranda delege sayıları itibariyle belirleyici rol oynuyorlar CHP'nin kurultaylarında. CHP'nin 1300'ü aşkın delegesi ise 4-5 Kasım tarihlerinde yapılacak olan 38. olağan parti kurultayında genel başkan seçimini öncelikle gerçekleştirecek ve ardından pazar günü de, yani 5 Kasım pazar günü de CHP'nin yeni parti meclisi üyelerini seçecek. CHP parti meclisi CHP tüzüğüne göre aslında partinin en üst düzey yönetim organı. Parti meclisi içerisinden genel başkan seçilen kişi de kendi merkez yürütme kurulu üyelerini belirliyor. Yani CHP'nin A takımı parti meclisi üyeleri arasından seçilmiş oluyor parti tüzüğü uyarınca. CHP parti meclisi bugün 4-5 Kasım tarihlerinde kurultay tarihini belirlerken aynı zamanda bir tavsiye kararı da aldı. Tavsiye kararına göre 25-26 Kasım tarihlerinde de, yani bir başka hafta sonu, aynı ay içerisinde 2 hafta sonrasında da partinin bir tüzük kurultayı yapması gerektiği yönünde bir tavsiye kararı alındı. Neden tavsiye kararı diyoruz kurultay tarihlemesi açısından, tüzük kurultayı açısından? Çünkü 4-5 Kasım tarihlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisi değişeceği için, parti yönetimi değişeceği için tüzük kurultayı kararını o yeni gelecek, yeni parti meclisi üyelerinin, yeni parti yönetiminin alması gerekiyor. O nedenle tüzük kurultayı konusunda alınan karar sadece tavsiye niteliğinde kaldı. 4-5 Kasım tarihlerine artık gözler çevrildi. En önemli il kongrelerinden biri olan İstanbul'un ardından 30'a yakın ilde yapılacak il kongreleri de tamamlandıktan sonra Ekim ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde il kongrelerindeki tablo kesinleşmiş olacak ve 4-5 Kasım tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecek olan 38. olağan parti kurultayında ise genel başkan seçimiyle parti meclisi üyeleri seçilecek. Mayıs seçimlerinden bugüne devam eden CHP içi, parti içi tartışmaların sonlanması beklentisi yüksek. Artık o tarihten sonra CHP'nin yerel seçimlere odaklanacağı iddiası var. Bugünkü parti meclisinde de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk kongrelerinde kavgalara neden olan manzaralara yol verilmemesi gerektiği yönünde konuşmalar yaptığı iddia ediliyor. Ancak parti meclisi toplantısının içerisinde aynı zamanda Sezgin Tanrıkulu'nun açıklamaları sonrasında Sezgin Tanrıkulu'na gerekli desteğin verilmediği yönündeki tartışmanın da yapıldığı belirtiliyor. Şu dakikalarda ise tüzük kurultayı tavsiye kararı alındıktan sonra parti tüzüğüne yönelik eleştirilerin konuşulduğu bilgisi var parti meclisi toplantısında. CHP parti meclisinin aldığı karar uyarınca Mayıs seçimlerinde 14 Mayıs'ta öncelikle hedeflediği parlamento aritmetiğine ulaşamayan CHP'nin ardından da 28 Mayıs'ta da Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu kaybedilmesinin ardından yaşadığı tartışmalara nokta koyulup koyulmayacağını
o tarihlerde gözlemliyor olacağız. Yine size 4-5 Kasım tarihlerinde de olağan kurultaydan canlı yayınlarla CHP'deki gelişmeleri aktarmaya devam ediyor olacağız.